Merhaba Web Tekno takipçileri. Bu videomuzda sizlerle birlikte Asus'un üretmiş olduğu iki tane ekranla birlikte gelen Asus ZenBook Pro Duo'yu inceliyoruz. Videoyu sizlere güzel bir çekiliş haberi vermek için bir anlık durduruyorum arkadaşlar. İçinde iPhone 10R ve PlayStation 4'ün de bulunduğu ve toplamda 102 kişiye hediye verdiğimiz evde kal çekilişimiz devam ediyor. Çekilişin bitmesine 2 gün kaldığını hatırlatıyorum ve tüm detayları açıklama kısmında bulabileceğinizi söyleyerek videomuza devam etmek istiyorum. Bilgisayarın donanımını vesaire her şeyi bir kenara bırakalım arkadaşlar. Çünkü burada en ilginç nokta bu bilgisayarda 2 tane monitör var. Şimdi gelin incelememize bu enteresan bölümden başlayalım. Duo ismi nereden geliyor zaten artık anlamışsınızdır. Bilgisayarda üstte normal standart bir laptop monitörü yer alıyor, laptop ekranı. Bir de alt tarafta daha ince bir ekran var. Tabii bu monitörlerin ikisi de 4K, bunu hatırlatayım. Peki bir dizüstü bilgisayarda nasıl iki tane monitör oluyor, nasıl bir formda geliyor? Üst taraftaki ekranımız 15.6 inç ve bu ekran OLED arkadaşlar. OLED ekran olduğu için bu ekranımız cayır cayır çalışıyor. 16'ya 9 en boy oranına sahip bu ekranımız zaten tek başına olsa dahi bütün ihtiyaçlarımızı karşılayabilecek şekilde dizayn edilmiş. Diğer ekranımız 14 inç diye geçiyor arkadaşlar. Burada OLED ekran kullanmamışlar. IPS ekran burası. Ancak en boy oranı üsttekine göre çok daha farklı, çok daha ince ve uzun bir ekran görüyoruz. Bu ekranımız da az önce bahsettiğim gibi 4K çözünürlüğü sunuyor. Ve yine burada şöyle bir detay var. Üstteki ekranımızda da dokunmatik ekran var. Yine alt taraftaki ekranımızda dokunmatik arkadaşlar. Çözünürlüğü ise en boy oranından dolayı yatayda bir şey kaybetmiyor. 3840 ancak dikeyde 1100 olarak kalıyor. Yani orası bizim harbiden ikinci ekranımız. İstersek o ekranda oyun oynayabiliriz. İstersek mesela bir kurgu programı kullanıyoruz diyelim. Bir zaman çizelgesi var kurgu programlarında. O zaman çizelgesini alt tarafa atıp üst tarafta görüntümüz büyük görürüz. Alt tarafta da zaman çizelgesiyle rahatlıkla oynayabiliriz. Tabii oyun oynamak çok keyifli değil arkadaşlar. Çünkü çoğu oyun zaten 32.9 desteklemiyor. Desteklese dahi yapı olarak biraz aşağıda kalıyor. Ve masaya koyduğunuz zaman o ekranı görmek birazcık daha zor oluyor. Dizüstü bilgisayar birazcık günümüz koşullarına göre ağır. 2.5 kilogramlık bir ağırlıkla birlikte geliyor. Alt taraftaki ekran üst taraftakine göre yapısı itibariyle birazcık daha karanlık. Alt taraftaki ekranımız IPS bir ekran. Çok nadiren de olsa üst taraftaki ekranın çok aydınlık bir şey varsa ve alt tarafta karanlık bir şey varsa üstten alta bazen yansıma yapabiliyor. Şimdi gelin birkaç tane oyun oynayalım kendisiyle. Hem alt monitörde hem de üst monitörle bir bakalım olaylar nasıl gidiyor. Şimdi hızlıca oyun testlerimize başlamak istiyorum. İlk oyunumuz GTA olacak arkadaşlar. Her zaman olduğu gibi yüksek ayarlarda 1080p çözünürlükte oynuyoruz. Uçakta falan gördüğünüz gibi 160'ın altına çok fazla inmiyor FPS. Bu yüzden uçak kısmında da gayet iyi. Şehre indiğimiz zaman 120 ile 150 arasında bir FPS görüyoruz. Ancak bazen böyle trafiğin çok yoğun olduğu ya da patlamanın olduğu yerlerde 80-100 FPS gördüğümüzü söyleyebiliriz. Yani 90 ile 120 arasında bir FPS en yüksek ayarlarda GTA'da aldığını söylesek yanlış olmaz. Şimdi bir de Counter oynayacağız arkadaşlar. Bir tane rekabetçi bir oyun deneyelim istiyorum. 1080p'de yine en yüksek ayarlarda yaklaşık 150 FPS alıyoruz Counter'la birlikte. Bu da tabii ki de arada bir değişiyor. Sahnenin yoğunluğuna göre 100 ila 180 arasında değişen. Çok nadir de olsa 200'ün üstüne çıkan bir FPS'imiz vardı. Ancak average olarak 150 FPS alıyoruz desek yanlış olmaz Counter için. Oyunlarımıza baktık arkadaşlar. Şimdi kutu içerisinden çıkan birkaç şeyden bahsetmek istiyorum. Öncelikle bir tane kalem çıkıyor kutu içerisinden arkadaşlar. Hem alt ekranda hem de üst ekranda kullanabiliyoruz ve bu kalem basınca duyarlı bir kalem. Yani çizim işleriyle falan ufaktan uğraşıyorsanız kalem sizi mutlu edebilir. Ancak ileri seviye, profesyonel seviye kullanıyorsanız çok fazla işinize yaramaz. Kalem özellikle alt ekranda kullanılması çok daha rahat arkadaşlar. Üst ekranda kullanırken eliniz birazcık uzak kaldığı için aradaki klavye ve ekrandan dolayı daha zor oluyor. Yine kutu içerisinden bir parçamız daha çıkıyor. Bir klavye desteği geliyor arkadaşlar. Çünkü gördüğünüz gibi bilgisayarın klavyesi en altta konumlandırılmış. Bu sebepten uzun kullanımlarda bilekleriniz boşta kaldığı için bu klavye desteğine ihtiyaç duyuyorsunuz. Touchpad klavyenin hemen sağ tarafına konumlandırılmış arkadaşlar. Biraz daha farklı bir touchpad görüyoruz. Touchpad'in hemen üst tarafında bir düğme var arkadaşlar. Buna bastığımız zaman numaralara, hesap makinesine ulaşabiliyoruz. Klavyemiz alttan aydınlatmalı. Kullandığım süre boyunca klavye konusunda herhangi bir sıkıntı yapmadım. Basış hissiyatı gayet güzel. Gayet hızlı yazabiliyorsunuz. Şöyle bir dezavantajı var benim için. Sağ sol yön tuşları, ok tuşları çok küçük yapılmış. Bazen basarken yanlış yerlere basabiliyorsunuz. Giriş çıkıştan da bahsedelim arkadaşlar. Üzerinde 2 tane USB 3.1 portu, bir tane de Thunderbolt portu yer alıyor arkadaşlar.
HDMI portumuz, güç vesaire bunlardan bahsetmeye gerek yok. Herhangi bir ağ girişi yok arkadaşlar. Ağ kablomuzu direkt alıp bağlayamıyoruz. Giriş çıkış konusunda birazcık eksik kaldığını söyleyebiliriz. Hani böyle belki birkaç USB daha olsa daha iyi olabilirmiş. Ses konusunda da Harman Kardon ile anlaşılmış. Gayet dolu dolu düzgün sesler veriyor arkadaşlar. Oyun oynarken sağdan soldan gelen her şeyi hissedebiliyorsunuz rahatlıkla. Tabii ki de bunu canlı olarak deneyimleyince anlayabiliyorsunuz. Şöyle bir detay da var. Zaten bu bir laptop. Mecburen direkt karşısından bakmak zorundayız. O yüzden sesler de gayet güzel bir şekilde bize ulaşıyor. Son olarak çok az da donanımından bahsedeyim. Çok fazla girmeyeceğim. İçinde Intel'in 30. nesil i7 işlemcisi 9750H bulunuyor arkadaşlar. Aynı zamanda içinde gayet güzel bir ekran kartımız var. RTX 2060 ekran kartıyla birlikte geliyor. Yani Ray Tracing teknolojisini destekleyen, oyunlarda sizi üzmeyecek bir ekran kartını bu bilgisayarın içine sığdırmışlar. Depolama seçenekleri olarak farklı modeller de var. Bizim elimizdekinde 512 GB'lık bir SSD bulunuyor. Bunun 1 TB ve yanlış hatırlamıyorsam 256 GB SSD'li versiyonu da var. Aynı zamanda RAM miktarı da 16 arkadaşlar. Yine bu bilgisayarda 32 GB'lık bir modeli daha satılıyor. Son sözlerime de artık yavaş yavaş geleyim arkadaşlar. Ürün için bence gelecekten gelmiş ancak bazı eksikleri olan bir cihaz desek yanlış olmaz. Örneğin bir dizüstü bilgisayar olmasına rağmen maalesef taşınabilirlik açısından çok fazla şey vaat etmiyor arkadaşlar. Bir kere bilgisayar ağır, bunun yanında adaptörü birazcık büyük. Eksanesine şunu da yazabiliriz arkadaşlar. Yaklaşık 25.000 ila 29.000 TL arasında bir satış fiyatı var ki bu satış fiyatı bence çok pahalı. Tabii bunları mevzu dışı bırakırsak bilgisayar ikinci monitörümüzü her zaman yanımızda taşıma fırsatını bizlere sunuyor. Bu bile zaten piyasada onu şu an tek yapıyor arkadaşlar. Böylece videomuzun sonuna gelmiş olduk. Bu videomuzda sizlerle birlikte çift ekranlı Asus ZenBook Pro Duo'ya yakından baktık. Kafanıza takılan herhangi bir soru işareti varsa hemen yorum bölümünden bizlere ulaştırabilirsiniz. Ayrıca şurada bulunan beğen butonuna basarak videomuzu beğenmeyi unutmayın diyelim. Başka bir web tekno videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Ekranda duran bağlantılara tıklayarak bambaşka web tekno içeriklerine ulaşabilir. Ayrıca hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.